Telefon çalıyor. Ha, boş ver. Israrla çalıyor. Kapatır şimdi. Kim ki o? Biri değil ya, Ozan. Ozan kimdi ya? Ozan yok mu benim eski Ozan, eski nişanlım? Eski nişanlın seni arıyor ve sen bana söylemiyorsun. Ay, önemli bir şey değil Serkan. Ya ne demek önemli bir şey yok? O... Ne istiyormuş senin Ozan? Yalnız bir dakika, senin içinden bambaşka bir karakter çıktı şu an, farkında mısın? Böyle kıskanç, atarlı falan. Ya merak ediyorum. Bunca zaman sonra ne istiyor olabilir bu adam? Ya bir şey değil, öyle affet beni evlenelim falan diyor. Ne oluyor ya? Ne demek evlenelim ya? Ne münasebet ya? Ya bağırma. Ne bileyim, saçmalıyor işte. Aklı başına yeni geldi herhalde. Aklını alırım ben onun ha. Ne zamandır mesaj atıyorsa. Ya sen yalnız... Hayırdır bu ani fren yapmalar, aklını almalar falan, ne oluyor? Ya adam belli ki taciz ediyor seni. Sen ne cevap verdin ona? Vermedim cevap. Cevap ver. Ne? Cevap ver. Arama beni de. Evlenmek istemiyorum de. Sevgilim var bir kere benim de. Belli sen cevap vermiyorsun. Adam da ısrarla taciz ediyor seni. Sen ciddisin şu an. Evet, ciddiyim. Tamam, sakin ol. Yazarım, ne olacak ki? Yaz. Al. Ozancığım, seninle evlenmeyeceğim. Beni bir daha rahatsız etme. Oldu mu? Tamam. Vay be. Burcu Hanım, gözüm üzerinizde bilesiniz. O telefona gelen evlilik tekliflerini de kabul edeyim demeyin. Ailemsiniz ya. Seninle ilgili planlarım var. Efendim? Serkan Bey'le görüşecektim. Asistanıyım ben. Kim arıyordu? Ben Kuyumcu Server. Serkan Bey şu an çıktı. Bir mesajınız varsa ileteyim ben. Özel tasarım tek taş yüzük faturasını nereye yollayalım diye soracaktım. Tek taş yüzük mü? Evet hanımefendi. Mahsur mu var? Fatura için adres verebilir misiniz? Özel tasarım Serkan. Özel tasarım. Beyefendi, Serkan Bey kendisi için mi yaptırdı, başkası için mi? Hanımefendi kendisi için kestik. Evleneceği kız için özel tasarım bir şey yaptırmak istedi. Sürpriz yapacakmış, çok aşıkmış, daha fazla bekleyemezmiş. Hatır gönül için yapıyoruz bu tür özel tasarımları. Evlenme teklif edecek yani. Bu kadar para vermiş, eşek değil ya, eder herhalde. Ne bileyim efendim. Sorgulamanız bittiyse adresi alabilir miyim artık? Tamam, ben numaranız çıktı zaten, oraya adresi gönderiyorum. Mesajlıyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun, iyi günler. Size de. Serkan bana evlenme teklifi mi edecek? Hadi canım. Yok artık. Başkası ne edecek herhalde, ama başkası olsa bilirdim. Patronun Serkan Bey şimdi sana evlenme teklifi mi edecek? Ay, öleceğim heyecandan ya. Ya ben de çok şaşkınım, bilmiyorum. Ay ben de. Gel buraya gel, bir daha sarılayım sana. Ya ben böyle sarılıyorum da, bu arada sevineyim mi üzüleyim mi bilmiyorum tabii. Aa, dertleneceğine tatava yapma da, evet de geç adam vazgeçmeden. Sen çok fenasın Enise teyze, de o işler öyle değil. Yani Serkan Bey'in bana evlilik teklif etmesi çok saçma, çünkü daha iki haftadır biz şeyiz yani. Bir de... Adamın karakterine uymuyor hiç. Yani hep böyle yapıyor. Bir anda ani kararlar alıyor. Sonra duvara tosluyor. Sonra da bir hafta sonra zaten kesin pişman olur. Bana bak. Bu adam senin elini tuttu mu? Tuttu. Öptü mü? Terbiyesizsin ya. Öpüşürken ayıp değil de sorunca mı ayıp? Belli olmuş bir iş. Olmuş olmuş, sizden de olur. Evlen gitsin ya. Ay, bir fenalık bastı. Ay, ne fenalığı ya? Kızım, sen Ozan'la nişanlanmış insansın ya. Vasıfsız Ozan. Aa, Serkan, senin koşa koşa gitmen lazım. Aa, ay kız
sizinle. Çok flörtünüz olmuş. Biz salak gibi ilk seni seviyorum diyenle evlendik. Vallahi olacak iş değil. Bu da aynısını yaptı. Teyzesi bu da yaptı da Allah'tan çocuk yan çizdi de son dakika evlenmediniz. Şu Ozan konusunu kapatabilir miyiz? Rica ediyorum. Ben Serkan Bey'e ne diyeceğim onu düşünelim. Aa. Kız adam sana yüzük takacak. Sen hala Serkan Bey diyorsun. Hay bırak sen taşıyamazsın o yüzüğü. Yol yakınken vazgeç, adamın da kısmetini kapatma. Trollüyor seni ya resmen Enisa teyze. Enisa teyze haklı biliyor musun? Vazgeçireceğim ben Serkan'ı. Nasıl yapacaksın onu? Yapacağız bir şekil. Ben onu evlilik fikrinden uzaklaştırırım bir şekilde. Ay ne diyeceğim Burcu? Kız sen zaten benim gibi yalnız yaşlanıyorsun. Rahat ol rahat. Bak evde kalmışsın. Tövbe desene. Olur mu öyle şey? Oy ben sana bakarım aşkım. Ben müşteriyle göz temasımı kaybetmem. O yüzden rapor istedim de iki saat rapor aramıyoruz. Ne yapıyoruz? İlgili belgeyi hazır tutuyorum ben. Ve yeri geldiğinde de bana veriyorsun. Bravo. Evet. Ama geç kaldı bu adam. Gökhan yeni evlendi. Balayından dönünce direkt toplantıya gelecek. Bali'ye gitmişler. Aa. Ben hala gitmedim. Harika bir yer. Özellikle de balayına gidenler tercih ediyor. Ne dersin? Neyi? Biz de gider miyiz? Ne? Niye ya? Ya muson yağmurları gelmeden gideriz. İnanılmaz bir doğa. Eğlencesi bol. Merak etmiyor musun? Aa ben sen çok seversin diye düşünmüştüm. Yok. Şu güzelliğe bakar mısın lütfen? En romantik balayı mekanlarında ilk üçte Bali mekanları var biliyor musun? Allah. Ne oldu ya niye kalktın? Hande. Merhaba. Nasılsınız? Ne yapıyorsun burada? Yakınlarda toplantım vardı. Biliyorsun şirket için koşturuyorum işte iş güç. Size selam vermek istedim. Merhaba o zaman. Merhaba. Gökhan Bey'i bekliyorsunuz herhalde. Boşuna beklemeyin. Çünkü balayını uzattı gelmeyecek. İnanılmaz gerçekten. Kim bilir yine ne yalanlar söyledin. Asla, asla yalan söylemedim. Ama şu basın toplantısındaki rezaletten biraz bahsetmiş olabilirim. Yalan değilse bile yanlış bilgi olmuş. Çünkü basın toplantısında hiçbir şey olmadı Hande'ciğim. Sen öyle diyorsan öyledir Serkan'cığım. Çok yakıştınız ikiniz. Fazla uzatmayın, evlenin bence. Görüşürüz. Yani... Şunun ağzını böyle tutup yanlarını iyice ayıracağım ki o tatlış gülümsemesi ebediyen suratında kalsın. Gerçekten. Kendinden çok emin konuştu. Bir şeyler biliyor ve biz o şeyleri bilmiyoruz. Esas sinir bozucu olan şey de o. Sen niye ayağa kalktın? Ha? Gelsene şöyle yamacıma. Gel. Gel ya. Ay şey oldum ya. Ne oldun? Gel otur şöyle. Üzerindeki de pek yakışmış.